Allahümme neşşeytanirracim. Rahim. Olmuş şeytan işlerinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla sözlerime başlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem müminler. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Muhterem müminler, bugünkü sohbetimiz Peygamber Efendimiz'e itaat, Peygamberimize itaat, Allah'a itaattir. Peygamber Efendimiz buyuruyordular. Size neyi yasaklamışsam ondan kesinlikle uzak durun. Size neyi emretmişsem onu da gücünüz yettiği kadar yapmaya çalışınız. Şüphe yok ki sizden öncekileri helak eden şey çok da soru sormaları ve peygamberine muhalefet etmeleridir. Buhari, İhtizam 2, Müslim, Fedail 130. Bu şerif İslam'ın temel kurallarındandır. İslam dininde iman esasları vardır ve bu altı esastır. Bunlardan birisi de peygamberlere imandır. Peygamberlere iman, peygamber olduğunu iddia eden kişinin Allah ile konuştuğuna ve her söylediğinin doğru olduğuna inanmaktır. İnsanlara Allah'ın mesajlarını ileten ve bu mesajların nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiğini öğreten peygamberlerdir. Bu bakımdan insanların ve inananların Allah'a itaat etmesi, peygambere itaat etmesi, dediklerine itiraz etmemesi, yaptıklarının doğru olduğunu kabul etmesi demektir. Allah buyruklarını ve mesajlarını peygamberler aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Peygamber bu Allah'ın kelamıdır diye insanlara haber verdiği şeylere itiraz etmek imansızlık ve Allah'a inanmamaktır. Müşriklerin ve kafirlerin yaptığı da budur. Yoksa Mekke müşrikleri de Hristiyan ve Yahudiler de Allah'a inanmaktadırlar. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine inanmamaktadırlar. Müminler de peygamber sözüne inanarak onun ağzından çıkan sözleri tasdik etmektedirler. Peygamber bu Allah'ın kelamıdır ve Kur'an'dandır dediklerini Allah'ın kelamı olarak bu benim sözüm ve sünnetim dediklerinde sünnet olarak kabul edip iman etmektedirler. Gerçek bir iman budur. Bunu kabul etmeyen peygambere ve o peygambere gönderen Allah'a inanmamış olur. Yukarıda izah ettiğimiz gibi anlaşılmaktadır ki Cenab-ı Allah Nisa suresi 80. ayette buyuruyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaattir. Allah'a itaat, peygambere itaattir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yine Nisa suresi 41, 13. ayette buyuruyor. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Nisa suresi 69. ayet-i kerimede ise kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennete girer. Kim peygambere itaat ederse o kimse Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraberdir. Onlar ne iyi arkadaştırlar buyurarak bunu çok net ve açık bir şekilde ifade etmiştir. Allah'a ve Resulüne itaat emreden yüzlerce ayet vardır. Bu ayetlerde emredilen Allah'a itaat edin. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymak olduğu açıktır. Peygamber'e itaat emrinin ne anlama gelmektedir? Elbette Peygamber'in emirlerine ve sünnetine uymak anlamı taşımaktadır. Hristiyanlar da peygamber inancı olmadığı için peygambere itaat ve sünnet kültürü de yoktur. Onlara göre Hz. İsa bir peygamber değil, Allah'ın oğludur ve Allah'ın yetkilerini kullanmaktadır. İncil, Hz. İsa'nın sözüdür ve genellikle ben size diyorum ki diye başlar. Bu sebeple Hristiyanların İncil inancı kitaplara iman hususunu yansıtmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözleri gibidir ve Müslümanların sünneti ve hadisleri topladıkları gibi Hz. İsa'dan 80 veya 100 yıl sonra ağızdan ağza dolaşan Hz. İsa'ya ait sözler toplanarak İncil'e yazılmıştır. Buhari ve Müslim, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin sahih ve sünenleri gibi Matta, Markus, Luka ve Yuhanna'nın İncil'leri denilmiştir. Bu sebeple Hristiyanlarda peygamberlere iman ve sünnet kültürü yoktur. Gerçekte ise biz Allah'ı görmediğimiz ve mesajını bizzat almadığımız için peygambere itaat ile Allah'a itaat etmiş oluruz. Aksi takdirde Hristiyan ruhanilerin İncil'i istedikleri gibi yorumladıkları ve inananların da peygamber yerine İncil yorumcularına ve ruhani reislere uydukları gibi bir duruma düşeriz ve çok farklı anlayışlar ortaya çıkar. Bu durumda iman esaslarını teke indirip ibadetleri kaldırarak halkı kiliseye bağlamak durumunda kalan Hristiyanların durumuna düşeriz. O zaman da ortada ne din kalır ne bir din mevzisi kalmaz. Yukarıda izah ettiğimiz sebepler yüzünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neyi yasaklamışsam ondan kesinlikle uzak durun.
Size neyi emretmişsem onu da gücünüz yettiği kadar yapmaya çalışınız. Hadisinin dinimizde çok önemli bir yeri vardır. Dini ortadan kaldıran ve geçmiş ümmeti helak eden hususların başında peygamberine çokça soru sormaları ve muhalefet etmeleri vardır. Çünkü peygamberlerin bir emrine soruyla karşılık vermek itiraz anlamı taşır. Ve uygulamada isteksizliği ifade eder. Peygambere muhalefet de emrine karşı çıkmak ve nefsine uymak demektir. Bu da dini ortadan kaldırır ve Allah'ın emrini uygulamada Allah'ın rızasını değil kendi heva ve hevesini esas aldığını gösterir. Peygamberin emri emir veya nehi yani ya yapın veya yapmayın şeklindedir. Emre itaat güç ve imkan nispetindedir. Ancak yasaklarından kaçmak ise herkesin yapabileceği bir husustur. Bu sebeple peygamberin yasaklarına kesinlikle itaat edilmeli, emirleri ise güç ve imkan nispetinde yapılmalıdır. Yani zekat ve hac emri güç ve imkan isterken, içki içmeme ve zinadan sakınma güç ve imkan istemeyen bir husustur ve her insanın bunlardan kaçınması zaruridir. Hadis bunu ifade etmektedir. Bir diğer husus da peygambere çok soru sormama ile ilgilidir. Burada soru sormamaktan amaç dini öğrenmek için değil, emri uygulamaya ilgili olmalıdır. Zira dini öğrenme hususunda soru sormayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadislerinde teşvik etmiştir. Verilen bir emri kabul ederek hemen uygulamak gerekirken sorular sorarak isteksizi göstermek ve itiraz etmek elbette istenmeyen bir durumdur. Nitekim Ebu Hureyre'de olan tarafından rivayet edilen bir hadiste bunu göstermektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbeyi irad ederken "Ey insanlar, Allah size hacı farz kılmıştır. Siz de hac ediniz." buyurdu. El-Akrab bin Habis adında bir sahabe sordu. "Ey Allah'ın Resulü, her sene mi hac edeceğiz?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermeyerek sustu. Adam soruyu 3 defa tekrar etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecbur kalarak şöyle cevap verdi. "Ey kişi, şayet evet diyecek olsam bu size vacip olurdu ve buna size güç yetiremezdiniz. Benim size bıraktığım hususlarda siz de beni bırakınız. Sizden öncekiler peygamberlerine çok soru sormaları ve emrine muhalefet etmeleri yüzünden mahvoldular. Öyleyse sizlere neyi yasaklamışsam ondan kesinlikle kaçınız. Size neyi emretmişsem onu da gücünüz nispetinde yapmaya çalışın." Müslim Haç 412 İbn-i Mace Menasik 2 buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emirleri 2 türlüdür. Birincisi vücub ve bağlayıcı ifade eden emirler. Bunlar vacip ve sünnet olan hususlardır. Şeriat imamları tarafından tespit edilerek ibadetler içinde yeri yerine konmuştur. İkincisi ise mendup ifade eden hususlardır ki yine şeriat alimler tarafından adaplar içinde gösterilmiştir. Birinci kısma itaat vaciptir. İkinci ikisinde imkan nispetinde itaat etmek adetlerin ibadete çevirir ve çok büyük fazilettir. Ancak itaat mecburiyeti yoktur. Edebi riayet etmeyen Allah'ın rahmetinden mahrum kalır ve sünnetin nurundan istifade edemez. Peygamberin yasakları da 2'ye ayrılır. Birincisi haramlık ifade eden yasaklardır. İçki, zina, gıybet ve tesettüre uymamak gibi hususlardır. Bunları yapmak büyük günahtır ve cezayı gerektirir. Bunlardan sakınmak ibadettir. İkincisi ise mekruhlu bildiren yasaklardır. Bu gibi yasaklardan kaçınmak sevap ve fazilettir. Bunları yapmak ise cezayı gerektirmemekle beraber ahlak ve faziletten istifade etmemek ve manen çok büyük mahrumiyetlere düşer olmaktır. Mekruhlar günah sayılmamakla beraber kınamayı ve ayıplamayı gerektirir ve sünnetin faziletinden insanı mahrum bırakır. Hadis-i şerifte emirlerimden gücünüz yettiğince yapınız buyurmuştur. Bunun anlamı yapmaya çalışın demektir. Zorluk kolaylığı celbeder. Önce yapılması zor gelen bir şey yaptıkça kolaylaşır. Bununla beraber ilk olarak yapılması gereken şey haramdan kaçınmaktır. Çünkü defişer celbi nefa racihtir. Cenab-ı Hak Tekabül suresi 16. ayet-i kerimede buyuruyor ki mesvedetlerin defi mefatir cebinden evladır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun buyurmaktadır. Burada gücünüz yettiği kadar demek mükellef olduğunuz kadar demektir. Zira Bakara suresi 286. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Allah gücünün yetmediği şeyiyle mükellef tutmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin devamında sizden öncekileri helak eden şey çokça soru sormaları ve peygambere muhalefet etmeleridir buyurmaktadır. Soru sormak dini öğrenmek için olursa güzeldir ve hadislerle bir de teşvik edilmiştir. Ancak verilen bir emri ve tavsiye eden bir hususu yapmamak veya safsaklamak için olursa tehlikelidir. Böyle bir durumda mükellefiyet daha da ağırlaşabilir. Nitekim Hazreti Musa, Allah sizlere bir inek boğazlamanızı emretmektedir deyince beni İsrail itiraz ettiler ve bizimle eğleniyor musun dediler. Hazreti Musa, Bakara 271. ayet-i kerimede bu konu böyle şöyle geçer. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bunun üzerine dediler, rengi nasıl olacak? Bu size müteşabih bir şey gibi geldi. Ne demek istedi?
Nasıl bir inek kesmemizi istiyor? Nerede otlamış olmalı? Yaşı ve durumu ne olmalı gibi soruları tekrar ettiler. Amaçları bu emri olabildiğince safsaklamaktı. Bunun için Yüce Allah onların işlerini kontrollaştırdı. Bakara Suresi 70. ayeti Cenab-ı Allah buyurdu ki az kalsın bu emri ifade etmeyeceklerdi buyurdu. Hadiste kastedilen çokça soru sormak bu ve benzeri hususları kapsamaktadır. Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde Müslümanlar arasında günah en büyük olan kişi haram kılınmadık bir şey konusunda çokça soru sorarak o şeyin haram kılınmasına sebep olan kimsedir. Müslim Fedail 130 buyurarak bu hususu açıp getirmiştir. İmam Nevevi bu durumun Resulullah zamanında has bir durum olduğunu belirtir. Zira artık din tamamlanmış ve şeriat tamamıyla ortaya çıkmıştır. Haram ve helal belli olmuştur. Yasaklanan bir diğer husus da gereksiz ve lüzumsuz soru sorulmasıdır. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana istediğiniz sorun buyurdular. Bazıları da benim babam kimdir diye sorular sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma kızdı. Bunun üzerine Yüce Allah, Maide Suresi 100. ayette ey iman edenler açıklandığı zaman üzüleceğiniz bir kısım şeyleri sormayın buyurdu. İslam bilginleri bu hadisin Allah'ın avamın anlaması gereken şeyin her müminin evine emredileni yapması ve yasaklanan şeylerden kaçması hususudur. Gereksiz ve lüzumsuz şeylerle kendisini ilgilendirmeyen şeylerden kaçınmasıdır. Dinde ilim öğrenmek amel etmek içindir. Öğrenmek ve mücadele etmek için ilim öğrenmek caiz değildir. Peygamber'e muhalefet etmek dine karşı çıkmak anlamına gelir. Dinin ve şeriatın sahibi peygamberdir. Dinin iki kanağı vardır. Birincisi Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, ikincisi Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ve uygulaması olan peygamber sünnetidir. Kaldı ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim peygamber insanıyla bize mütevatiren gelmiştir. Bu durumda peygambere muhalefet doğrudan Allah'a ve dinin muhalefet anlamına gelmektedir. Bu sebeple Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 63. ayet-i kerimede buyuruyor ki Peygamberin davet ve emrini birbirinize verdiğiniz emir ve çağrıda benzetmeyin. Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine bir minnet ve azabın gelip çatmasına korksunlar buyurarak tehdit etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat farzdır. Ali İmran Suresi 132. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah ve Peygamber itaat edin ki size merhamet edesin. Nisa Suresi 80. ayet-i kerimede kim Peygamber'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem itaatin farz olduğunu bildiren bazı ayet-i kerimede mealen şöyledir. Araf suresi 156. Kendilerine iyilikte emir ve münkerden nehyederler. İyi şeyleri onlara helal, fena şeyleri haram kılar. Haşr suresi 7. Peygamberin size verdiğini alın, size kendisinden nehyettiği şeylerden de sakının. Ali İmran suresi 132. Allah ve Peygamber'e itaat edin ki size merhamet edilsin. Nisa suresi 80. Kim Peygamber'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Enfal suresi 24. Ey iman edenler size hayat verecek şeye sizi davet ettiklerinde Allah ve Resulüne icabet edin. Ali İmran suresi 31. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Nur suresi 64. Peygamber'in emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitne veyahut alemli bir azap isabet etmesine sakınsınlar. Ali İmran suresi 32. De ki Allah ve Resulüne itaat ediniz. Eğer yüz çevirirseniz kafir olursunuz. Ahzab suresi 36. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman mümin bir erkek ve mümin kadın için kendi işleriyle muayyirlik hakları yoktur. Ahzab suresi 21. Sizin için Allah Resulü en güzel örnektir. Resulü yakın sallallahu aleyhi ve sellem itaatin fazla olduğunu bildiren daha birçok ayet-i kerime vardır. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerden şunlardır. Yani birkaç tanesi şunlardır. Kim bana itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak Allah'a isyan etmiştir. Haberiniz olsun. Bana kitap, Kur'an ve onun kadar başkasının sünnet verilmiştir. Haberiniz olsun. Koltuğuna kurulmuş karnı tok birilerinin şöyle diyeceği gün yakındır. Size Kur'an yeter. Helal nevinden onda ne varsa onlara helal bilin. Haram nevinden onda ne varsa onları haram kabul edin. Böyle dinlerden sakının. Peygamber itaat farzdır. Dikkat edin. Bir adama benden bir hadis ulaşır. O da koltuğuna dayanmış şekilde sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onda neyi helal kılığını görürsek onu helal sayarız diye söyler mi? Şunu bilin ki Allah Resulü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığıdır. Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı tuttum çünkü asla yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an ve Peygamber sünneti el esas fi sünne. İmam Efsar radıyallahu anh diyor ki sünnet Kur'an'ın açıklaması olarak gelmiştir. Selam ve duayla. Kafi ehli iman ve lisan mervahi için burada bulunan cemaatin geçmişlerin ruhları için bilhassa sohbetimizi dinleyen din kardeşlerimizin geçmişlerin ruhları için Allah rızası için illa Teala Fatiha.